Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplandı ve kararını açıkladı. Herkesin beklediği gibi faizlerle ilgili bir değişiklik yapmadı. Ancak bir mesaj verdi. Uzun bir süre sıkı para politikası devam edecek dedi. Yani yüksek faizleri bu şekilde tutmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Peki tutmayı başarabilirler mi? Bunun cevabını bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Özellikle reel sektör ve konut sektörü açısından bakıldığı zaman bu seviyelerin yani %17'lik politika faizinin, %20'lerin üzerindeki kredi faizlerinin aslında Türkiye ekonomisinin belini nasıl büktüğünü anlatacağım ve bunun sürdürülemez olduğunu ortaya koyacağız. Öbür taraftan altın fiyatları 1875 dolar seviyesine kadar gitti. Sonrasında geriye çekildi, 1860'ı gördü. 1860'tan tekrar toparlandı şu sıralarda 1 860 65 aralığında gidip geliyor. Altında bir miktar daha geri çekilme olabilir. Özellikle belirtmek istiyorum. 1838 dolar seviyesine kadar gelebilir. Hemen sonrasında altının 1890 seviyelerini zorlamaya başladığını göreceğiz. Arada da 1876 seviyesi var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hem altını hem doları hem de tüm piyasaları sizler için değerlendireceğim. Dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Koronanın ne durumda olduğunu değerlendireceğiz. Aşıların işe yarayıp yaramadığını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce Merkez Bankası ile başlayalım. Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Aynı bir grafikte olduğu gibi tepe noktasına ulaşıldı ve yatay seyre geçirdi ama çok kısa vadede bir yatay seyir bu. Hemen sonrasında faizlerde düşüş eğiliminin başladığını göreceğiz. Çünkü konut sektöründe yaprak kıpırdamıyor arkadaşlar. %47 oranında bir düşüş var konut satışlarında. Eğer ki böyle devam ederse konut satışları iyiden iyiye dip yapacak. Peki Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey mi? Daha doğrusu Türkiye'nin demeyelim de şu anki mevcut ekonomi yönetiminin ya da mevcut müteahhitlerin bu durumu kaldırması mümkün mü? Tabii ki hayır arkadaşlar. O nedenle de faizler çok hızlı bir şekilde aynı geçen sene olduğu gibi indirilmeye başlanacak. Geldiğimiz noktaya geri dönmüş olacağız. Yani %10'un altında bir faiz ortamına girersek kimse şaşırmasın. Bunun bahanesi de düşen enflasyon olarak gösterilecek. Gerçi enflasyon bizim enflasyonumuz düşmüyor, yükselmeye devam ediyor ama muhtemelen TÜİK'in enflasyonu bir düşüş eğilimini gösterecek. Yıl sonunda ise yine biz %15, %16'ın üzerinde bir enflasyon enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalacağız en iyi ihtimalle. Konu sektör dışında reel sektörde zaten işi çeviremez hale gelmiş durumda. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım sizinle. 600 binden fazla firma kredilerle geçinmeye çalışıyor. Bu kredi oranları firmaların kredi almasını sağlamıyor. Kredi alamayan firmalar da ayakta duramayacaklar. İşsizlik de patlayacak arkadaşlar. Bir tarafta gerçek enflasyon problemi. Öbür tarafta gerçek işsizlik ve hükümetin çok yakından ilgilendiği sektör dip yapıyor olması yani inşaat sektörünün dip yapıyor olması. Bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde faiz indirimleri kaçınılmaz. Bir kere bunu özellikle belirtelim. JP Morgan'ın dediği gibi ikinci çeyreğin başı itibarıyla en geç ikinci çeyreğin başı itibarıyla faiz indirimleri görmeye başlarız ve biz çift taneli dolar görmeye başlarız. Diğer taraftan arkadaşlar kırılmalar da yine önümüzdeki aylarda gelmeye başlayacak. Hangi kırılmalar gelecek ve neden gelecek? Biden yönetimi koltuğa oturdu biliyorsunuz. Blinken diye bir ismi dışları bak atadı ve Blinken gerçekten Türkiye konusunda çok acımasız kararlar alabilecek bir isim. Hem Suriye politikalarında sertleşecek gördüğüm kadarıyla Türkiye'den bu konuyla ilgili tavizler isteyecek. Türkiye bu konuyla ilgili tavizler veremezse de katsa yaptırımların dozunu arttıracak. Öbür taraftan Doğu Akdeniz meselesinde de yine Amerika ile Avrupa Türkiye'nin üzerine ciddi manada gelecekler. Hem Avrupa Birliği yaptırımlarının hem de katsa yaptırımlarının artarak devam ettiğini göreceğiz. Bir başka konu arkadaşlar tabii ki Amerika'nın şu anda yumuşak karnı olan S400 meselesi. Bir yemin töreni yapılıyor arkadaşlar. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı bir konuşma yapıyor ve ağzından çıkan ilk söz Türkiye oluyor. Türkiye ile ilgili yaptığı bu açıklamalar çok dikkat çekiciydi. S-400 konusunda Türkiye geri adım atmazsa, Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmezse yaptırımların dozu mutlaka arttırılmalı dedi. Tabi bu Türkiye'de çok yumuşatılarak anlatıldı. Haberlerde çok üstün körü geçildi ama işin gerçeği böyle değil arkadaşlar. Amerika'da Dışişleri Bakanı olan Blinken Türkiye'den ya çok sağlam tavizler alacak Doğu Akdeniz konusunda, Suriye konusunda, Kıbrıs konusunda, S-400 konusunda, Rusya konusunda, İran konusunda çok sağlam tabizler alacak ya da yaptırımların dozunu arttıracak ve sağlam yaptırımları öne sürmeye başlayacak. Bunların içerisinde en önemlisi tabii ki Türkiye'nin para akışı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyadaki tüm para akışı Swift kanalları üzerinden New York'tan geçiyor. Bu kanal tıkandığı an itibarıyla hiç kimse elini kolunu kıpırdatamıyor. İran yıllardır petrolünü satamıyor arkadaşlar bu kanal tıkandığı için. Uygulanan ambargolar yüzünden ve yaptırımlar yüzünden. Keza Venezuela'da aynı tabloyu izliyoruz. Tali yollar denenmeye çalışılıyor. İşte kripto paralar üzerinden alışveriş yapılmaya çalışılıyor. Bu da işe yaramıyor. Sonuç itibariyle çok büyük montanlı paradan bahsediliyor ve herkes dünyanın en convertible para birimi olan doları kullanmak istiyor. Bir başka açıdan baktığımız zaman zaten petrolü pazarlayan devler batılı. Yani ya Amerika ya İngiliz ya da Fransız. Bunlar birbirleriyle danışıklı dövüş içerisinde olduklarından dolayı İran ben petrol satmak istiyorum dediği zaman ya İran'dan taviz istiyorlar ya da arkadaşlar petrolünü almıyoruz diyorlar. Bu da çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşatıyor. İran'da geçtiğimiz yıl 3 kere devalüasyon oldu. İran tümeli çok ciddi anlamda değer kaybetti. Venezuela'yı konuşmaya bile gerek yok. 2020 yılı içerisinde para birimi tam 20 kat değer kaybetti. Venezuela'nın ekonomik altı yapısı zaten bozuktu ama Amerika yaptırımları Venezuela ekonomisinin kırılmasını beraberinde getirdi. Onun için çok da küçük görmemek lazım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ha taviz verirsek yani S-400'leri kullanmıyoruz, geri veriyoruz. Bundan sonra herhangi bir S-400 anlaşması yapmayacağız. Rusya ile ilişkilerimizi soğutuyoruz. İran'la bundan sonra herhangi bir işbirliği içerisinde olmayacağız. Çin'e daha mesafeli olacağız. Evet biz NATO, Amerika ne diyorsa, Birleşmiş Milletler ne diyorsa buna göre davranacağız der isek o zaman bu katsa yaptırımları yumuşatılır, kaldırılmaz, yumuşatılır. Türkiye köşede bir yerde tutulmaya devam edilir. Uzun bir süre katsa yaptırımlarının Türkiye üzerinde ciddi bir demokrasi kılıcı olacağında. Unutmayın derim. Aynı zamanda Mart ayında Biden Avrupa Birliği görüşmelerinin gerçekleşmesi ve sonrasında Avrupa Birliği'nden sert yaptırımların Türkiye'ye uygulanmaya başlaması da yine Türkiye ekonomisini kıracak diğer bir konu ve bütün bunlar aslında o çizdiğimiz bütün çizgilerden çok daha önemli arkadaşlar. Türkiye öyle ya da böyle ekonomisini tekrar hareketlendirmek zorunda. Ekonomisini hareketlendirmek için de faizleri tekrar aşağıya çekmek zorunda. Türkiye öyle ya da böyle ihracatını arttırmak zorunda. Bu nedenle Türk lirasını daha rekabetçi bir noktaya çekmek zorunda. Bütün bu bileşenler bir araya geldiği zaman doların yükseliş eğiliminin artacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Aynı 2020 yılında olduğu gibi. Anlayacağınız Türkiye'nin handikapları ne yazık ki bitmiyor arkadaşlar. Tabi uluslararası handikapların yanında makroekonomik verileri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Cari açık Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olmaya devam ediyor ve 2021'de de devam edecek arkadaşlar. Bir turizm geliri falan beklemeyin çünkü hala korona tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. 97 milyon kişi evet 97 milyon milyon kişiye yayılmış tüm dünyada. 2 milyonu çoktan geçti. 2,5 milyonu zorlamaya başladı. Ölen insan sayısı. İlk aşılamaya başlayan ülke İngiltere'ydi arkadaşlar. Buna rağmen İngiltere'de ölümler rekor kırıyor. Günlük ölümler rekor kırıyor. İngiltere'de salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Ve İngiltere'nin en üst düzey yetkililerinden birisi açıklama yapıyor bu konuyla ilgili. Aşının hızı yayılım hızına yetişemiyor diyor. Benim günlerdir size paylaştığım konu konulardan birisi tamam aşı bulundu aşılama yapılacak ama Aşı acaba hastalığın hızına yetişebilecek mi? Aşı sayılı ama hastalık sayılı değil. Milyonlarca insanın hızlı bir şekilde bulaşmaya devam ediyor. E, hükümetler tamam aşılama yapıyor ama bunun belli bir zaman dilimi var, belli bir süreci var. Hastalığınsa yok. Hastalık hiçbir şekilde kimseyi dinlemeden yayılıyor. Bu önümüzdeki dönemde daha da büyük bir risk olarak dünyanın karşısına çıkacak. İngiltere, Avrupa kapanmaya devam edecek. Hiçbir ülkeye vatandaşlarını göndermeyecek bu konuyla ilgili ciddi sınırlamalar yapacak. Sadece kış aylarında mı? Hayır arkadaşlar. Yaz aylarında da muhtemelen İngiltere'den, Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan Türkiye'ye turist gelmeyecek 2020 yılında olduğu gibi. Düşünsenize bir yıl uğraş veriyorsunuz, hastalığı durdurmaya çalışıyorsunuz. Sonra tatil uğruna bütün bu çabalarınızı boşa çıkartıyorsunuz. Hiçbir Avrupalı, hiçbir Rus, hiçbir Amerikalı bunu yapmaz. 2020'de de yapmadığını gördük. Dolayısıyla turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş olacak. Turizm gelirlerinin düşmesi cari açığın yükseliş eğiliminin artması anlamına geliyor. Türkiye ihracat yapamıyor. Türkiye ithalat yapmaya devam ediyor. Kuru da bu seviyelerde baskıladığı sürece rekabet gücünü her geçen biraz daha kaybediyor. O zaman burada bir kırılma olacak. Öyle ya da böyle Türkiye ihracatını arttırabilmek, cari açığını kapatabilmek ve aynı zamanda kısa vadeli dış borçlarını ödeyebilmek, tabii ki Merkez Bankası rezervlerini doldurabilmek için kuru serbest bırakmak zorunda kalacak. Buna bir bahane üretecek mi? Elbette üretecek. Amerika Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Bizi S-400 Doğu Akdeniz Suriye konusunda geri adım atmaya zorladı. Biz buna boyun bükmedik. O nedenle de onlar ekonomik olarak bize baskı yaptılar. Kur bu nedenle yükseldi diyecekler. İşin gerçeği bu değil arkadaşlar. İşin gerçeği Türkiye'de tüm verilerin bozulmuş olması, tüm ekonomik sistemin bozulmuş olması, düşen bir enflasyon olmamasına rağmen enflasyonun düşüyormuş gibi gösterilmesi, işsizlik azalmamasına, istihdam düşmesine rağmen işsizlik azalıyormuş gibi gösterilmeye çalışılması, bankalarda batıklar patlamış olmasına rağmen bankalarda batık yok havasının yaratılması, inşaat sektöründe yaprak kıpırdamıyorken inşaat sektörünün burnundan kıl aldırmaması, Devlet vergi toplayamıyorken ısrarla vergileri yükseltmeye devam etmesi. Arkadaşlar bütün bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Eğer bu gerçekleri kabul etmiyorsanız yapmanız gereken tek şey şu. Bir markete gidin aynı ürünü 3 ay boyunca alın. O üründeki fiyat değişimlerinin enflasyonla uyumlu olup olmadığını zaten kendiniz göreceksiniz. Çıkın piyasaya 3-5 tane emlakçı dolaşın arkadaşlar. Evler satılıyor mu satılmıyor mu görün. Resmi veriler satılmadığını zaten çok net bir şekilde söylüyor. %47 oranında düştü diyorum satışlar size. Diyelim ki bana inanmıyorsunuz. TÜİK'e inanmıyorsunuz. Gidin 3 tane emlakçı dolaşın. Emlakçılar kan ağlıyor şu an itibarıyla. Ya da müteahhit dostlarınız varsa onlarla görüşün. Onlar da kan ağlıyor. Satamıyorlar. Otomotiv sektör tamamen durma noktasına gelmiş durumda. Hadi bunlar diyelim ki yüksek fiyatlı ürünler. Ondan dolayı satılmıyor.

Altın ve dolar dışında ya da zorunlu gıda ihtiyacı dışında piyasada hiçbir şey satılmıyor arkadaşlar. Beyaz eşyada satılmıyor, televizyonda satılmıyor, elektronik eşyada satılmıyor. Bir firma batma noktasına gelmiş durumda. İşçi çıkartmalar hızlandı arkadaşlar. Daha da hızlanacak. Hele ki devlet işten çıkartma ile ilgili yasakları kaldırdığı an itibarıyla işler daha da karışacak. İşsizlik rakamlarının bir anda ikiye katladığını göreceğiz. Bu işi bu şekilde sürdürmek mümkün değil. Değil. Faizleri bu seviyede tutmak mümkün değil. Reel sektörü ikinci plana atmak da mümkün değil. Her ne kadar bugün Merkez Bankası Başkanı sıkı para politikaları uzun süre devam ettirilecek demiş olsa da bunu yapma imkan ve ihtimalleri yok. İkinci çeyreğin başı hatta belki birinci çeyreğin sonu itibarıyla faiz indirimlerini biz görmeye başlayacağız. Bu da Kurun adım adım yükseliş eğilimini başlatacak. Önce 8.40-8.50 sonra 9 liranın üzeri. Yılın ilk yarısında biz çift haneli rakamları çoktan görmüş olacağız. Ha Burada Avrupa Birliği yaptırımlarını ve katsa yaptırımlarını işin içine hiç katmıyorum arkadaşlar. Katsa yaptırımları devreye girerse, Avrupa Birliği yaptırımları devreye girerse, Türkiye ihracatını hiç yapamaz hale gelirse, ciddi ambargolarla ve kıtlık ekonomisiyle karşı karşıya kalırsa o zaman zaten dolarda kırılmalar başlar. 16 lirayla 20 lira arasında dolar kurunu bir sabah uyandığımızda görüveririz. veririz. Bugün baskı yaparak döviz satarak evet faiz arttırmamış olmanıza rağmen doları bu seviyelerde tutabilirsiniz ama yarın döviz alır başını gider. O zaman ne dövize müdahale edecek para bulabilirsiniz ne de faiz enstrümanını bu seviyelerde kullanarak dövizi dizginleyebilirsiniz kritik bir süreçteyiz. O nedenle de sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim altın konusuna. Bakın, altın fiyatları sadece teknik düzeltmeler yapıyor arkadaşlar. Hem kısa vadede, hem orta vadede, hem uzun vadede yükseliş trendine girmiş durumda. Uzun vadede zaten epeydir yükseliş trendinde. Kısa ve orta vadede artık altının yükselişini çok net bir şekilde destekliyor. 1860'ları görürüz, 1850'leri görürüz. Hatta 1838'deki dip noktasını bile görebiliriz altın onsunda. Ama bu düzeltmelerin hemen ardından kendisini 1890'ın üzerine atacak bir. İkinci etapta 1930-40 aralığını göreceğiz arkadaşlar. 1930-40 aralığından sonra 1960'ta önemli bir direnç var. Burayı da kırdıktan sonra artık altında yeni rekor denemeleri göreceğiz arkadaşlar. Bekleyebiliriz bu seviyeden sonra. Altın fiyatları neden yükseliyor? Bunu iyi tahlil etmek gerekiyor. Çünkü çok ciddi manada teşvikler geliyor arkadaşlar. Birinci teşvik 1.9 trilyon dolar. Bunun 1 trilyon dolar gibi büyük bir kısmı arkadaşlar vatandaşa gidiyor. 440 milyar doları da COBİ'lere gidiyor. Ve bu paranın büyük bir kısmı da altına yani güvenli limanlara akmaya devam edecek. Birincisi bu. İkincisi göreceksiniz özellikle Blinken ve Biden politikaları dünyanın daha da gerilmesini beraberinde getirecek. Hem Amerika Rusya, hem Amerika Çin hem de Türkiye Amerika ilişkileri gerilecek. 2021 yılında bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Öbür taraftan arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim korona meselesi 100 milyon kişiye yaklaşmış durumda ve hızla vaka sayısı artıyor, ölümler de artıyor aşıysa koranın hızına yetişemiyor. Altın fiyatlarında evet teknik olarak düzeltmeler görebiliriz. Kısa vadeli çekilmeler görebiliriz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bundan sonraki süreçte Instagram sayfamda kısa vadeli beklentilerimi sizlerle paylaşıyorum. Onu da söyleyeyim bir hatırlatma olarak. Bütün bunlar da toplamda altın fiyatlarının yukarıya eğilimini devam ettirecek. 2021 yılı içerisinde 2300-2500 dolar aralığında bir altın ons değeri göreceğiz. Gram altına baktığımızda ise 500 liranın üstü benim için bir hedef bile değil. Çok hızlı bir şekilde 500 liranın üzerine gideceğiz ve geldiğimiz nokta olan 540-550 aralığına yerleşeceğiz. Gram altının 2020 bir yılı içerisinde 1000 liranın üzerine de çıktığını göreceğiz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.